taksici, yani Yakup'u götüren taksici Mehmet'le konuştu sevgili Gizem. O bir ekranlarınıza gelsin, sonra onun üzerine konuşacağız. Musa çiftçinin kaybolduğu gün Yakup'u alan taksici Mehmet'ten şüphe çeken detaylar. Kaç yıldır bu bölgede taksicilik yaparsınız? Bir yıl oldu. Bir yıldır buradasınız. Evet. Yakup Eri'yi daha önceden tanır mıydınız? Hiç müşteriniz oldu mu? İlk defa Yakup Eri'yi tanıdım. Yani orada gördüm. Alırken gördüm. Ne tanıyorum ne şahsen, gerçekten tanımıyorum. 6 Mart Cumartesi günü saat 14.30 civarı Nezzat Polat beni aradı. Dedi ki kanalın üstünde benim bir yolcum var, onu yeşil evlere bırakır mısın? O sırada ben gittim. Orada 6-7 dakika bekledim. Yolcu gelmedi. Tekrar ben Nezzat Polat'a döndüm. Dedim ki bu yolcunu ara, gelsin artık çıksın. Valla 6-7 dakika sonra işte o Yakup denen şahıs geldi. Bana dedi ki, söylediği soru şu: ben kahvaltı ediyordum. Maske düşürdü demiştiniz. Kapıdan çıkarken maskesini düşürdü. Ben görüyorum zaten, sokağın başındayım. Çıktığı zaman böyle acaba panik mi yaptı, heyecan mı yaptı? Kapıyı çekerken hatta kapıyı böyle kitlemeye çalıştı, kitlemedi. Kapıyı öyle bıraktı, maskesini düşürdü, maskesini aldı. Kızdım biraz da ona. Şakırpaşa kavşağında bana sorduğu soru şu: yeşil evlere çok var mı? Dedim ki var. Dedim sen ilk defa mı gidiyorsun? Bir şey demedi. Tekrar otogar ışıklarında bir daha sordu: yeşil evlere çok var mı? Dedim sen gideceğin yeri bilmiyor musun? Zaten ben bir iki sefer annesini bacısını götürmüştüm eve. Ben adresi biliyorum. Oraya bıraktım. Annesi çıktı, ücreti ödedi. Bir iki sefer gittim oraya. Bir sefer annesini götürdüm, bir sefer bacısını götürdüm. Nereden nereye? Yani aynı evden yeşil evlere. Yani sürekli oraya gidiyorum. Tuhaf, farklı davranışı var mıydı? Yani sorduğu iki soru bana mantıksız geldi. Yani yeşil evlere çok var mı? İki sefer sordu. Bir Şakırpaşa kavşağında, bir otogar kavşağında. Bir paniği vardı. Bir an önce gitmek istiyordu. Ne kadar sürüyor iki mesafe? Vallahi yani 12-13 dakika sürer buradan, oradan yeşil evlere. Şimdi Mehmet Bey'in söyledikleri çok önemli, çok kritik. Diyor ki bir paniği vardı diyor. Şimdi önce bir o görüntüyü getirelim. Yüksel'in evden çıktığı görüntüden bahsediyorum Aslı'cığım. Oraya gittiğinde evet, mesela burada Yakup'un şu görüntü. Yakup Yüksel'i falan uğurluyor, gönderiyor arkasından. İşte evet, o sırada da işte konuşuyor. Sonra acaba Yakup bir yere gidiyor mu gitmiyor mu, birazdan onu konuşuruz. Fakat sonrasında Yakup evden çıkarken taksici şey diyor ki Mehmet Bey, ben ilk kez oraya gittim, daha önce gitmemiştim diyor. 6-7 dakika beklemiş. Nevzat Bey aramış, yeşil evlere bir yolcu bırakacaksın, oraya git demiş Mehmet Bey'e. Mehmet Bey de gitmiş orada, 6-7 dakika ben Yakup'u bekledim fakat çıkmadı diyor hemen. Sonrasında gelmiş, hatta kapıda da görmüş, röportajda da var. Kapıyı önce bir kitlemeye çalıştı diyor. Kitleyemedi, çıktı diyor. Yani bir anahtarlı kitlemeye çalışmış. O dikkatini çekmiş. Niye? Sonrasında tam böyle kitleyemeyeceğini görünce çekmiş, çıkmış, gitmiş. O sırada maskesini yere düşürüyor. Yani Yakup'un bir telaşlı bir hali var, var gibi. Var, evet. Bir telaşı, bir yere yetişmesi gerekiyor. Şimdi daha önce aslında Yüksel'le o taksiye binip giden adam bir 30 dakika boyunca Musa ile görüşüyor. Babanızla, Musa çiftçiyle görüşüyor. Sonrasında evde bir şey bekliyor. Musa ile bir şey konuşmak için bekliyor. Ya da Musa Bey şunu söylüyor: biz Suriye gidiyoruz, sen de oraya mı gel diyor acaba? Seni biriyle mi tanıştıracağız diyor. Ya da Musa Bey sen yeşil evlere biz gidiyoruz, sen de yeşil evlere gel mi diyor. Şu saatte oraya mı gel acaba diyor. Çünkü o şeyden gittikten sonra, Turuncu Köprü'nün üzerinden geçtikten sonra bir taksi durağı var. O taksi durağına binip, taksiler de oradan isteniyor. O taksiye binip acaba Musa çiftçi de yeşil evler bölgesine mi gitti? Yakuplarla buluşmaya gitti diye bir sürü soru insanın aklına geliyor. Bu arada yeşil evlere çok var mı diye sürekli sorular sorması, evet, da buna ilginç değil mi? Daha önce hiç gitmemiş, çünkü o yüzden soruyor. Yani gitmiş olsa bilecek yani. Burada siz kim, evet, birisi söylemişti. İlk defa gittiğini falan söylemişti. Değil mi? Bir de Yakup, yani Yüksel aynı taksiye binmiyorlar. Ayrı ayrı taksiye biniyor. Bile Yakup 5 yıldır yeşil evlere gitmemiş. Gülçin'in teyzesi zaten arası kötü.